Şimdi temamızda eksik kalan yerlerle devam edelim. Öncelikle burada devamını oku diyor. Temamızla uyum sağlamak için önce WordPress'te ayarlar. Buradan okuma ayarlarına girelim. Burada tüm metini göstermek yerine sadece metnin özetini gösterelim. Daha sonra ana sayfada normalde 3 tane yazı 1 2, 3, 4, 5 yazı görünüyor. Biz burayı yapmak için ana sayfada görünecek olan post adetini en fazla gösterilecek blog sayfası adetini 1'e çekelim. Değişiklikleri kaydet diyelim. Şimdi yazılara gelelim. Tüm yazılar diyelim. Tüm yazılarda bu deneme postumuz vardı bizim. Deneme postunu kopyalayalım. Altına geleni tekrar yapıştıralım. Altına geleni tekrar yapıştıralım. Güncelle diyelim. Tekrar tüm yazılara gelelim. PSL CSS'e gelelim. Yine aynı şekilde yapıştıralım. Yapıştıralım. Güncelle diyelim. Özet kısımlarının görünmesi için. Daha sonra F5 diyerek sayfamızı yenileyelim. Tekrar bakarsak ayarlar okuma diyelim. Özet dedik, tüm metin dedik. Burayı 2 yapalım. Tekrar F5 diyelim. Yine özet görüntü gelmedi. Tekrar tüm yazılara gidelim. Deneme postuna bakalım. Özet kısmı neden çıkmıyor? Ortamlar, etiketler, sayfalar, tüm sayfalar, yorumlar, ayarlardan yazma ayarlarına bakalım. Sayılan yazı kategorisi genel blog row listeleri güncelle diyor. Değişiklikleri kaydet diyelim. Ortama bakalım. Burada da değil. Genel ayarlarına bakalım.
Yazma ayarlarına tekrar bakalım. Niye özet görüntü göstermiyor? Pardon, okumaya bakalım. On diyelim tekrar. Tüm metin özet diyor. Tekrar yenileyelim. Yine gelmedi. Öncelikle sayfalar arası geçişi yapalım. Burada older post diyor. Bizim temamıza bakarsak ana sayfa ileri geri var. Şimdi bu nereden geliyor? Hemen bakalım. İndeksi bir açalım. Şuradan Firebug'ı tekrar açalım. Burada bakarsak Now Previous diyor. Div class Now Previous. Hemen bakalım. Burada biz üstte istemiyoruz. Üsttekini bir kaldıralım ilk önce. Üsttekini kaldırdık. Alta bakalım şimdi. Div ID now below diyor. Hemen bunu bulalım. Below diyelim. Current dokümanta alalım bunu. Div now below diyor. Hemen şuradan şunları bir yok edelim. Şunu bir slice'layalım. Arka planları yok edelim. Bunu export selected slice diyerek postun içine now BG olarak export edelim. Bunu PNG 32 maddesi olmasın diyelim. Tekrar export edelim. Now GIF'i silelim. Now BG diyelim. Tekrar export edelim. Daha sonra Now Below'a gelelim. Burada belirleyecektir zaten. Background'a Browse. Posta gidelim. Now BG diyelim. 167'ye 29 diyor. Tekrar bakalım. Boyutuna 167'ye 29. No repeat diyelim. Tekrar gelelim. Box'ına 167'ye 29 diyelim. Fallout'una da Right diyelim. Tab'tan bir en boşluk bıraksın. Save all diyelim. Şimdi bakalım tekrar. Geldi fakat bu altta çıktı. Hemen bakalım, bir margin tab'ı bir kaldıralım. Margin tapı delete diyelim. Kaldıralım. F5 diyelim. Şimdi onu biz indeksten bakarsak şöyle bir bakalım. Posta biz Now below
Steve Post'un dışındaymış. Bu da while loop'u döndürülüyor. Bunu istemiyoruz. Content divine de arka planını beyaz verirsek, content divini bulalım. Background'a zaten FFF demişiz. Width'ine 637 demiş. Background color BSFFF diyelim. Container divine F5 diyelim. Bizim istemediğimiz bir şeydi bu. Hemen bunu X diyelim. Content divine min height 600 piksel diyelim de. Tekrar bakalım. İstediğimiz yine olmadı. O zaman postu bir bulalım hemen style'da. Post margin bottom 10 demiştik biz. Bunu tekrar 30'a çekelim. F5 diyelim. Şimdi tekrar Now Below'a bir daha gelelim. Margin tire top eksi 30 piksel diyelim. Ben buradan emamızı da revert edelim bu arada. Evet. Hemen hemen istediğimiz yere geldi. 30'u biz 35 yapalım. Margin right'tan da 10 piksel boşluk versin. Tamamımıza da bakalım. F5 diyelim. Evet, gayet güzel. İstediğim yere geldi. Şimdi indekse gidersek, buraya ilk önce bir div de biz verelim. Div class home diyelim. Div class home. Divimizi kapatalım. Daha sonra divimizin içine buradaki resmi keselim. Yeni bir doküman oluşturalım. Resmi yapıştıralım. Fit canvas diyelim. Daha sonra insert rectangle slices diyelim. PNG 32 maddesi olmasın diyelim. Export edelim. Home ikon diyelim. Home ikon dedik. Daha sonra bunu temasının içinde, images'ın içinde postun içinden home ikon olarak buraya bir alalım. Hop diyelim. Daha sonra bu resmi seçelim. Properties paneline refresh edelim. Remover kilitlendi galiba.
Bir sonraki derste dilimi açarak tekrar devam edelim.